Selam arkadaşlar, merhaba. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Biraz geç kalktı çocuklar. Bugün pazar. Çay suyunu koydum. Hemen çayımı demleyeyim ben. Çayımı demledim. O orada demine sala dursun. Ben de hemen, bunlar da geceden yıkadığımız, makineye girmeyenler. Hemen şimdi böyle birkaç tane patlıcan közleyeceğim. Şöyle küçük minik patlıcanlardan var. Eşim geçenlerde gelirken Edremit'ti sanırım. Edremit'te pazardan almış. Bir sürü sebzeler getirdi. Şuraya bir tane iki tane daha koyabilirim. Biberi seviyorum ben, közlenmiş biberi. Yağ biberim yok maalesef evde. Alışverişe gittiğimizde alacağım. Hemen şöyle boşluklara koyayım. Azıcık ısı görmeleri yetecek bunlara. Koyayım, bunlar közlene dursunlar. Bir güzel kahvaltımızı hazırlarız. Yağlı kağıt çıkardım. Yağlı kağıt çıkardım. Niye biliyor musunuz? Fırını açtım. Oğluma bir patates soyup fırınlayacağım. Biz diyetteyiz. Ama oğluma hemen patates alayım şuradan. Şöyle. Şunu alayım bunun için. Söyleyeyim. Patateslerimi soyarken de sizlerle bir hal hatır soralım. Umarım iyisiniz. Yarın diyelim. Cuma günü vlog yayınlayamadım. Çok güzel çekimler yaptım, hazırladım. Bilgisayarıma attım. Bir baktım hiçbirinde ses yok. Ses olmadığı için de yayınlayamadım. Hatta dün çekimlerim vardı. Arkadaşım biliyorsunuz kızı evlendi. Onun düğününden görüntüler, Ece'nin kınası ve düğünü bir aradaydı Bursa'daki. Ondan çekimler mahvoldu. Sonra birkaç tane böyle yakınlarımızdan çekenlerden kısa kısa aldım, istedim. Çektikleri videoları benimle paylaştılar. Sadece bir tane böyle gelinimiz abisiyle zeybek oynadı. Zeybek oynarken kimde sadece çekimde sorun çıkmamış. Bir tek o var, sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Zeybe'yi de koyamayacağım, YouTube'un müziklerinden koyacağım, teliften dolayı. İzlersiniz inşallah. Düğüne giderken saçımı kestirdim kızıma ama o kadar çok kesti ki, bayağı kısaldı saçım. Ben kesecektim, şöyle dedim kızım banyodan sonra ıslakken, şöyle dedim dümdüz kes, benim böyle yuvarlak saçlarım, ben öyle kesmiştim. Kendim kesiyorum saçlarımı. Ondan sonra kızım da anne dedi bayağı bir düzleteceğim. Uçları böyle püskür püskür olmaya başlamıştı. Yani bir iki aydır falan kesmiyordum. Sonra dedim ki şöyle daha şey kes anneciğim. Fazla kes. Şöyle kendine gelsin. Ne yapalım, şuradan alayım. Sordum patatesleri. Ben yıkayayım. Közleri de alt üst ettim. Şöyle nasıl yapalım? Şöyle şöyle yapayım. Yumurta haşlayacaktım. Yumurta da koyayım haşlanmaya. Yumurtalarımız da hazır olsun. Patates kızartması oğluma. Yumurta ve közlü salata kızımla bana. Biraz peynir, zeytin. O kadar. Diyet devam arkadaşlar. Yaklaşık 10 kilo, tabii 10 kilo verdim. Diyete başladığımdan beri iyi gidiyor, fena gitmiyor da böyle. Biz geçtiğimiz hafta çok fazla düğüne katıldık. Her gün bir düğün vardı, hafta içi dahil.
O kadar çok düğüne katıldık ki ve çok yorulduk. Ben yoruldum. Kızım kim bilir nasıl yoruldu yani. Hem işe gitti hem işten geldi düğünlere katıldı. Bir tanesi sarı patatesmiş, birisi beyaz, biri kızartmalık, biri yemeklik. Patateslerimi doğradım. Hemen tuz, biraz yağ ile fırına atacağım. Sanıyorum biberlerim de közlendi. Biberleri alayım hemen salata kabına. Dursunlar. Sonra patlıcanları. Evet, patateslerim hazır. Baharatlayayım. Ve baharatlayayım. Yağlı kağıdın üstüne fırına. Kurumasın için neler kurumadın? Dışarı balkona koyabilirsin. Tamam. Bence daha çabuk kurur. Ben yumurtalarımı da hemen koydum. Oğlum geldi. Çöp kovasını yıkadı da. Kurması için balkona koysun. Patatesler de neredeyse hazır. Közleri ayarladım, doğradım. Yumurtaları kızım soyuverdi. Hemen sofraya oturacağız. Domatesleri doğrayayım. Bu arada size de haberim var. Ben çok mutlu oldum. Sizler de mutlu olursunuz eminim. Ben bu sene Leyla'yı sanırım havada gördüm. Şöyle yiyelim. Havada gördüm çünkü tatile gidiyorum. Hem de lise arkadaşlarımla. Nasıl oldu? Gerçekten de Leyla'yı havada gördüm bu sene. Oldukça da çok görmüştüm. Sanırım onunla Kerpe'ye gideceğiz arkadaşlarla. Hemen böyle 2-3 günlük bir tatil olacak. Hanım hanıma, baş başa. Bakalım nasıl geçecek. Umarım güzel geçer. Çekim yapabilirsem yaparım ama hanımlar çekinmek istemezlerse saygı duyarım. Kendimi çekerim böyle küçük küçük. Sonra size gösteririm. Kerpe'de bir otele gideceğiz. Ben oraya gitmedim daha önce, ilk kez gideceğim. Kerpe'de sabah akşam yemeği dahil. Açık büfeymiş. İşte eğlenceleri varmış. Bakalım nasıl olacak. Keşke geldi. Patateslerin kokusunu mu alıyorsun? Fırına bakıyor. Geliyor herhalde. Biberleri doğrayınca tamamdır. Ha, bir de sarımsakları var. Aşkım, oğlum, limon suyu da, bir yarım limon da sıkarım. İşte yine tatile gideceğim çok şükür. Bu sene böyle de bir şanslı günümdeyim, yılımdayım. İkinci tatilimi yapıyorum. Bundan sonra geleceğim, Bulgaristan'a gitmem lazım ama tarih belli değil. Oğlum tatilden gelince oğlumu ehliyet kursuna yazdırmıştık. Onun ehliyet sınavlarına bakaraktan ayarlayacağız bakalım. Pasaporta başvurduk. Nasip olursa, bir aksilik olmazsa oğlum vize alır. Oğlumla birlikte gitmeyi planlıyoruz bu sefer. Nasip olmazsa ben gideceğim. Olmadı, terslik oldu. Kızımla gideceğim. Yani hiçbir şey olmadı. Tek başıma gideceğim. Bu arada şirketimiz dün sabah kızımı aramış. Benim takip işlemlerimi, Bulgaristan vatandaşlık işlerimi yapan şirketim. Bu videolardan izleyip, çünkü bana Instagram'dan yazan çok oluyor. Soru soran. Gidenler olmuş. Vatandaşlık başvurusu yapanlar olmuş. Annenize teşekkür ederiz. YouTube kanalında bizden bahsettiği için bize gelip anlaşma yapanlar oldu demişler. Vesile olduysam ne mutlu bana. Yani yapayım mı yapmayayım mı, bu videoları çok düşünmüştüm. Öyle ki düşünün, Adapazarı'ndan bile başvuranlar, anlaşanlar. Sadece Bursa'dan değil. Ve sarımsağımız da hazır. Yağı, limonu, tuzlu, biraz
birazcık sirke de koyabilirim aslında. Salatam hazır. Patateslere bakayım ben bir. Evet, oğlumun patatesleri de hazır. Hemen onları şöyle koyayım. Biz şimdi arkadaşlar kahvaltımızı hemen edelim. Kahvaltıdan sonra inşallah tekrar birlikte oluruz. Biz kahvaltımızı ettik. Şimdi buraları toparlama vakti. Sofrayı topladık. Ah, oğlum da kahvesini. Tabii ki de. Sofradan sonra şöyle günün ilk kahvesini. Evet. Yanına da ekmek ve... Hem de ballı ekmek, lütfen. Afiyet olsun. Teşekkürler. E şimdi atıştırmalarımız, biz çünkü oturduk kızımla bayağı da sohbet ettik. Evet. O yarım saat, bir saat geçti. Evet. Benim için de yeterince uzun bir zaman. Kahve içmek için atıştırma vakti geldi sana. Şimdi ben buraları toparlayana kadar sonra çiçeklerimi sulamak istiyorum. Gölge oldu. Siz de orada düğünden bahsetmiştim ya, hani çekim yaptım, sesi yoktu. Oradan elimde kalan ve bulabildiğim küçük küçük 1-2 dakikalık görüntüleri sizinle paylaşayım. Siz şimdi onları izleyin. Sana da afiyet olsun. Teşekkürler. Soğuk kahvesi de böyle buzlu buzlu. Yani yazın sıcak gitmiyor yani. Kahveye çok düşkünsün ama çay içmiyor mesela, kahvaltıda bizimle çay içmiyor. Bir de günde bir. İkincisi de çok nadir. Ya tamam, büyük bir bardak ama mesela ben ona göre koyuyorum yani. Evet. Şu kadar falan koyuyorum işte kahveye yani. Şurada bir parmaklı bir boşluk bırakıyorum, geri kalanı kadar kahve koyuyorum. Yaklaşık bir daha çok kaşığı. Sütle soğuk su içiyorum. Kahve aromalı. Yanında bal. Yani biraz aslında balı yemek için bahane gibi oluyor tabii ki de. Sen yani bir şey yemesen de kahve içiyorsun. Doğru diyorsun ya, bazen. Kış günü şey sıcak, mi? Yaz günü soğuk. Evet. Daha hele bir de o Ikea'daki satılan o şeyden bulabilsem. Ya var da çok pahalı. Var. Ve orijinali değil. Ikea artık Türkiye'ye satmıyormuş onu. Mail falan atmaya bile düşündüm. Allah için getirin falan diye yazasın yani. Ya şey mi? Kahve yapma adeti. Ya öyle değil. Kahve yapma değil de filtre aslında. Metal filtre, bildiğin süzgeç gibi ama çok ince hani. Kim millet yine demiş bu tek başına kahveyi tutmuyor. Yine kahve kaçıyor arada. Daha iri kahveyi kabul ediyormuş. O iri kahvenin de tadı daha acı olurmuş. Falan evet, detaya evet. Giriyorlar. Daha ince kahve kullanmak isteyenleri de arasına fil koymak için ayrılıyor böyle iki tane süzgeç. Kağıt filtreyi koyun, üstüne metal filtreyi koyun, öyle kullanın demişler. Öyle yapacaktım. Ama işte ben baktığımda ama şey, kalmamış. Ablanın da bakacağı bir şeyler vardı. Frenç yoktu. Başka bir şey yoktu. Sonra tekrar gelmiş stoklar anneleri. Sen de kontrol et. Belki gelmiştir. Çünkü çok Ağustos ayı itibariyle yeniliyor. Katalogları yenileniyor. Hmm. Her şey yeni. Malzemeler geliyor. İnşallah. Çünkü çok araştırdım. En mantıklı ve en hani öğrenci işi, kahve içmenin en mantıklı yolu bu demiş herkes. Peki artık. Yurt dışındaki Ikea'larda var mı o, senin baktın? Bilmiyorum, bakmadım da yurt dışından buraya bir tane kahve şeyinin kargosu çok sürer. Yok, evet, mesela bunları... Bulgaristan'a gittiğimizde Ikea var mesela. Hmm. Alırsın, gelirsin. Olabilir. Düşünsene, Gümrüt'ten yaşayan bu ne? Kahve filtresi. Vergisi ödedin mi sen? Veya bir kere vergiyi soruyor. Ay. Hadi arkadaşlar, ben de işlerime bakayım. Gideyim çiçeklerimi sulayayım. Buradaki bulaşıkları halledeyim. Siz de orada düğün görüntülerini izleyin. Bir kere sallamış ol. Olsun.
akşam yemeğini yapmaya geçtim. Bir paket kıyma çıkardım. Çözüldü. Bir paket makarna yaptım. Oğlum yine makarnayı tercih etti. Seviyor, yiyor. Yesin. Hemen böyle şu an elimde pirincim kalmadı evde. Birazcık ince kısırlık bulgur, karabiber, tuz, biraz sıvı yağıyla şöyle yoğuracağım. Sonra küçük küçük top köfteler yapacağım. Bunu bulayıp burada ben elimi de batırdım ama size nasıl çevirsem, çevirebilecek miyim tek elle? Şöyle şurada soğan kavurdum. Çok güzel. İki baş soğan. Bol soğanla güzel oluyor bu. İki soğan. Sonra domates ve biber salçası. Domates, biber salçası. Kavurdum. Suyunu ilave ettim. Bir 15-20 dakika onlar şimdi böyle pişecek. Şimdi bunu da güzelce yuvarlayacağım. Yoğurup. Minik minik köfteler yapacağım. Buraya unla bir tepsi ayarladım. Bunu bulayacağım ve içine atacağım. Belki birazcık daha içine tane tane bulgurdan böyle çok az atabilirim. Bakın bulgurla bunu ilk kez yapıyorum. Nasıl olacak? İnşallah kıvamı tutarım. Pirinçle tutuyordu. Çok güzel oluyordu top çıta yemeği. Tarifler arasında var benim. Vloglarda çekmişliğim var onun ayrıntılarıyla. Topçıda. Bayılıyoruz. Bu gece de böyle olsun. Yani köfte yemek istedik. Sonra dedik ki ama sulu olsun hafiften. Şöyle yapalım. Sonra da aklıma gelmedi pirinç oldu. Baktım. Pirinç yok. Eti de çıkarmış oldum. Dedim çocuklardan bulgur koyacağım. Bulgurla doğur. Ne fark eder? Güzelce özleşsin. Ya baharat sevdiğiniz baharatları katabilirsiniz. Ben sadece karabiber, tatlı toz kırmızı biber, birazcık sıvı yağ, bulgurumun üzerine böyle birazcık kaynar sudan şöyle 1-2 kaşık kadar yaptım ki çiğ kalmasın, içleri pişsin. Bakalım dağılacak mı köfteler? Yumurta kırılmıyor bunun içine. Bu yumurta da kırılsa olur da bilmiyorum. Bir yumurta da çok fazla gelir buna. Yemeğimi hazırladım. Şimdi pişme süresi var. İnşallah dağılmaz. İnşallah dağılmaz. Bu arada Ecem'in kınası. Birazcık da böyle bulgur atsam mı acaba suyuna? İnce bulgurdan şöyle parmak ucuyla. Şöyle hemen. Acaba nasıl olacak? Şöyle böyle avucumun içiyle serpeyim diyorum. Çok mu koyulaşır acaba? Bu ne kadar? 15-20 dakika. Pişsin. Sonra üzerine karabiber ve kekik atacağım. Tekrar harcına kekik atmadım. Karabiber attım. Bu sefer hem karabiber hem kekik üzerine. Harika olacak. Umuyorum pirinçle yaptığım gibi olur. Topçıta. Bulgurlu topçıta bu da. Evet arkadaşlar piştiğinde size gösteririm. Ben hemen burada yoğurma kaplarımı bir toparlayayım. Bundan sonra yemeğim piştiğinde tekrar görüşelim. Yemek bence pişti. Biraz fazla katı oldu gibi. Şimdi gösteririm size. Kekikle karabiber koyacağım ama sizi ayarlamadım ki ben. Şöyle yapayım. Görünüyor mu? Şimdi biraz kekik atacağım üzerine ve ocağı kapatacağım. Biraz da suyuna da karabiber.
köftelerim de var. Yetsin. Acı olmasın. İsteyen ilave eder. Şimdi arkadaşlar bunu kapatıyorum. Yani şöyle hafiften karıştıracağım. Karıştırmadan önce size köfteleri göstereyim mi? Bayağı kıvamlı oldu aslında. Şöyle görüyor musunuz? Çok hoş. Köfteli, salçalı soslu bir yemek. Sanıyorum bulgurla da güzel oldu. Güzel oldu. Hemen şimdi tencereyi kapatayım. Arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım, yemeğimiz hazır. Salatamızı yaptım. Salatamızı makarna, bulgurlu topçu yemeğim. Yiyelim, bizlere afiyet olsun. Denemek isteyen varsa pratik, sade, hoş bir yemek bence. Bulgurla da güzel olmuştur. Dağılacak diye ben çok korktum ama dağılmadı. Denemek isteyen, belki de yapanlarınız da vardır. Deneyin, yapın derim. Genellikle pratik, kolay şeyler yapıyorum. Öyle çok uğraşmalı şeyler yapamıyorum artık. Bizlere afiyet olsun. Sizlere çok iyi günler olsun. Çok huzurlu günler olsun. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki vlogda tekrar görüşene kadar hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer bu videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olurken de bildirim zilini açıp tüm olarak işaretlerseniz tüm paylaşımlarımın bildirimleri önce size gider. Eğer videomu da beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Lütfen çıkmadan önce unutmadan beğenilerinizi atın. Çok teşekkür ederim.